Aşağıdaki tabloda bezelyelerde bulunan baskın ve çekinik karakterler belirtilmiştir. Bu tablo kullanılarak aşağıda belirtilen bazı bezelyeler seçilmiştir. Buna göre bu bezelyelerin çaprazlanmaları ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Kahveleri bezelyeleri çaprazlanırsa çiçeğin yanında bezelye oluşabilir. Çiçeğin yanında bezelye uçta olan bezelyeye baskındır. Dolayısıyla A şıkkı için kahveleri bezelyelerini çaprazlayalım. K bezelyesi heterozigot yanda çiçekli. Dolayısıyla büyük Y, küçük Y diyoruz. L bezelyesi ise homozigot uçta çiçeklidir. Küçük Y, küçük Y. Çaprazlayalım. Büyük Y, küçük Y. Büyük Y, küçük Y. Küçük Y, küçük Y. Küçük Y, küçük Y. Yani %50 yanda, %50 de uçta bezelye oluşacaktır diyoruz. O halde A şıkkımız doğrudur. B şıkkı için bakalım. B şıkkında kahveleri bezelyeleri çaprazlanırsa kısa boylu bezelye oluşmaz demiş. Uzun boylu bezelye kısa boylu bezelyeye baskındır. Dolayısıyla kahveleri bezelyelerini çaprazlayalım. K bezelyesi heterozigot uzun boylu. O halde büyük U küçük U diyelim. L bezelyesi de homozigot kısa boylu. Küçük U, küçük U. Çaprazlayalım. Büyük U, küçük U. Büyük U, küçük U. Küçük U, küçük U. Küçük U, küçük U. O halde %50 uzun, %50 kısa bezelye oluşmuştur diyoruz. O halde oluşabilir diyoruz. O halde kısa boylu bezelye oluşmaz demiş. Yanlış. C şıkkı için bakalım. M ve N bezelyeleri çaprazlanırsa mor çiçekli bezelye oluşabilir demiş. Mor çiçekli bezelye, beyaz çiçekli bezelyeye baskındır. Dolayısıyla M ve N bezelyelerini çaprazlayalım. M bezelyesine baktığımızda homozigot beyaz çiçekli. Küçük B, küçük B diyelim. N bezelyesi ise heterozigot mor çiçekli. Büyük B, küçük B. Büyük B, küçük B. Küçük B, küçük B. Büyük B, küçük B. Küçük B, küçük B. Yani %50 baktığımız zaman %50 mor çiçekli, %50 ise beyaz çiçekli bezelye oluşabilir diyoruz. O halde mor çiçekli bezelye oluşabilir. Doğru. D şıkkı için bakalım. M ve N bezelyeleri çaprazlanırsa melez meyve şekilli bezelye oluşabilir demiş. M ve N bezelyelerini çaprazlayalım. M bezelyesine baktığımızda melez meyve şekilli diyor. Meyve şekillerine bakacağız. Homozigot düzgün meyve şekilli diyor. O halde homozigot düzgün meyve şekilli. Büyük D, büyük D. N'ye bakalım. Homozigot boğumlu meyve şekilli. O halde D, küçük D, küçük D diyoruz. Çünkü düzgün meyve şekilli boğumlu meyve şekline baskındır. Çaprazladığımızda büyük D, küçük D, büyük D, küçük D, büyük D, küçük D, büyük D, küçük D oluşacaktır. Yani M ve N bezelyeleri çaprazlanırsa melez meyve şekilli bezelye oluşabilir. Evet, melez meyve şekilli bezelye oluşacaktır diyoruz. Çünkü genotip her ikisinin genotiplerine baktığımızda her ikisinde de aleller farklıdır. Genotiplerde aleller, alelgenler farklıdır. Dolayısıyla melez meyve şekilli bezelye oluşabilir. Doğru. Cevabımız B şıkkıdır. Aşağıdaki şemada bir DNA molekülünün bir bölümünde yer alan nükleotitlerin sarmal yapıdaki eşleşmeleri gösterilmiştir. Bu şemada bazı bölümler numaralandırılmıştır. Buna göre 1, 2, 3, 4 ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Bu DNA modeli tamamlandığında kullanılacak olan 2 ve 3 yapılarının sayısı aynı olur. 2. Deoksiriboz şekeri, 3 ise fosfatı göstermektedir. Dolayısıyla bir DNA modelinde deoksiriboz şeker sayısı fosfat sayısına eşittir diyoruz. Doğru. 2. Bir numaralı yapı guanin organik bazı ise mutasyona uğramış bir DNA molekülü modellenmiş olabilir. Burada timin karşısına adenin gelmesi gerekiyor. Eğer bir numaralı yapı guanin organik bazı ise evet mutasyona uğramış bir DNA molekülü modellenmiş olabilir. Doğru.
3, 1, 2 ve 3 numaralı yapılar bir araya gelerek bir adenin nükleotidi oluşturabilir. Bir nükleotit fosfat, deoksiriboz şeker ve organik bazdan oluşmaktadır. Dolayısıyla bir adenin organik bazını, 2 deoksiriboz şekeri, 3 ise fosfatı göstermektedir. O halde bu yapılar bir araya gelerek bir adenin nükleotidini oluşturabilir. Çünkü nükleotitler yapısında bulunan organik baza göre isim almaktadır. Bir adenin organik bazını göstermektedir. Çünkü karşısında timin vardır. O halde 3 de doğrudur diyoruz. 4. Bu modelde toplam 6 tane şeker molekülü bulunmaktadır. Pembe olanlar deoksiriboz şekerdir. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 molekül, 6 tane şeker molekülü bulunmaktadır diyoruz. Doğru. Cevabımız D şıkkıdır. Bezelyelerde çiçeğin rengi ile ilgili çaprazlama yapılmış ve oluşan bezelyelerin çiçek rengi durumları oranlarla verilmiştir. Bu çaprazlamalar dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? A. Bezelyelerde mor çiçek rengi beyaz çiçek rengine göre baskın bir karakterdir. Birinci çaprazlamaya baktığımızda iki tane mor çiçekli bezelye çaprazlanmış ve %25 beyaz çiçekli bezelye oluşmuştur. Dolayısıyla %25 beyaz çiçekli bezelye oluşabilmesi için burada mor çiçekli bezelyelerin genotiplerinin melez olması gerekiyor. Yani heterozigot olması gerekiyor. Yani büyük M, küçük M, büyük M, küçük M olması gerekiyor. İkinci çaprazlamaya baktığımızda iki tane mor çiçekli bezelye çaprazlanmış ve %100 mor çiçekli bezelye oluşmuştur. Dolayısıyla beyaz çiçekli bezelye oluşmamıştır. O halde burada mor çiçekli bezelyelerden büyük M, küçük M olabilir. Diğeri ise büyük M, büyük M olacaktır. Dolayısıyla %100 mor çiçekli bezelye oluşacaktır. Ya da her ikisi de homozigot mor çiçekli bezelye olacaktır diyoruz genotipleri. A şıkkında bezelyelerde mor çiçek rengi beyaz çiçek rengine göre baskın bir karakterdir. Doğru. B. Birinci çaprazlamada kullanılan bezelyelerin her ikisi de aynı genotipe sahiptir. Doğru. Her ikisi de heterozigot mor çiçeklidir. Doğru. C. 1 ve 2. çaprazlamada kullanılan bezelyelerden birer tanesi çaprazlanırsa çiçek rengi beyaz bezelye oluşabilir. Evet. Evet. 2. çaprazlamada mor çiçekli bezelyelerin genotipleri bir tanesi heterozigot, bir tanesi de homozigot ise birinci çaprazlamada ise her iki bezelye de heterozigottu. Dolayısıyla bu iki bezelyenin çaprazlanması sonucunda ne olacaktır? Beyaz çiçekli bezelye oluşacaktır diyoruz. Doğru. D. İkinci çaprazlamada kullanılan bezelyelerin her ikisi de melez genotiplidir demiş. Hayır, her ikisi de ikinci çaprazlamada kullanılan bezelyelerin her ikisi de melez genotipli değildir. Baktığımız zaman ikinci çaprazlamada ya bir çiçeğimiz melez genotipli olacak, birisi homozigot olacak ya da her ikisi homozigot olacaktır. Dolayısıyla her ikisi de melez genotipli olmaz. Çünkü her ikisi de melez genotipli olursa beyaz çiçekli bezelye oluşabilir. Yanlış. Cevabımız D şıkkıdır. Ev hanımı evdeki beyaz çiçekli bitkisinin yanına alarak daha soğuk bir bölgeye tatile götürmüştür. Bir süre sonra bu bitkinin yeni açan çiçeklerinin kırmızı renkte olduğunu gözlemlemiştir. Kendi evinin bulunduğu bölgede yıllık sıcaklık ortalaması 25-35 santigrat derece arasındayken tatilini geçirdiği bölgede 15-25 santigrat derece arasındadır. Bu durumu merak eden ev hanımı tatil sırasında bu bitkiden aldığı örneklerle yeni iki saksıya iki ayrı ekim yapıyor. Bunlardan birisini tatilde kaldıkları bölgede yetiştirmeye devam ederken diğerini evlerinin olduğu bölgede yetiştirmeye başlamıştır. Bir süre sonra yeni ekilen bitkilerin çiçek renklerinin bulundukları bölgeye göre değiştiğini gözlemlemiştir. Evlerinin olduğu bölgede yetiştirdiği çiçekler beyaz açarken tatil bölgesinde bıraktığı çiçekler kırmızı renk çiçek açmıştır. Bu gözlemlerden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? A. Tatil bölgesindeki soğuk ortam bitkin çiçek renginde sorumlu gende mutasyona neden olmuştur diyor. Mutasyon neydi? DNA üzerinde meydana gelen ani değişikliklere biz mutasyon diyorduk. DNA'nın yapısında meydana gelen bu değişiklikler canlıda farklı özelliklerin ortaya çıkmasına neden oluyordu. D.
DNA'nın yapısının değişmesi, DNA'nın işleyişini değiştiriyor. Bu da farklı özellikle canlılar meydana getiriyordu. Dolayısıyla yukarıda örnek verilen olay modifikasyondur, mutasyon değildir. Yani genlerin işleyişinde değişiklik meydana gelmiştir. Yapısında değişiklik meydana gelmemiştir. Yanlış. B. Evde yetiştirilen beyaz çiçekli bitkinin tatilde yeni açan çiçeklerinin kırmızı renkli olması sadece gen işleyişinin değişimiyle ilgilidir. Yani modifikasyonla ilgilidir. Doğru. C. Yeni bitkilerin farklı renklerde çiçekleri açması bitkide varyasyon neden olan kalıtsal değişimlerin yaşanmasına bir örnektir. Yukarıdaki örnek olay modifikasyondur. Yanlış. D. Bitkinin farklı çevre koşullarında farklı renklerde çiçek açması bu çevre koşullarına uyumlarını artırmıştır. Adaptasyon değil, modifikasyondur diyoruz. Yanlış. Cevabımız B şıkkıdır.